Sevgili seyirciler, Sabi Samur'la memleket meselesinin bu haftaki konuğu Dalaman AK Parti ilçe başkanı Sayın Şefik Oğuz. Sizlere Dalaman'dan sesleniyoruz. Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Sizin mekanınızdayız. Biz hoş geldik değil mi? Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Allah razı olsun. Başkanım, yoğun bir haftaydı sizin için. Çok ciddi çalışmalar içindesiniz. Ankara'yla sıkı bir teşviki mesailer var. Bütün bunlara girmeden önce bizim klasik bir sorumuz var. Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Şefik Oğuz kimdir? Öncelikle ben buradan tüm Dalaman halkıma sevgi, saygı ve şükranlarımı gönderiyorum. Ben 10-11-1981 Köyceğiz doğumluyum. İlk ve ortaokul öğretimi Dalaman Atakent İlköğretim Okulu'nda yaptım. Daha sonra liseyi de Muğla Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi de Sakarya Üniversitesi'nde bitirdim. Evliyim, bir çocuğum var. Allah başlasın. Sağ olun, teşekkürler. Aşağı yukarı 3 yıldan beri Dalaman AK Parti ilçe başkanlığını yapıyorum. Tabii bunun yanında kendi görevim de var. Dalaman'da kendi iş yerim var. Emlak ve gayrimenkul üzerine kendi iş yerimiz var. Şefik Oğuz Dalaman'ın yerlisidir. Dalaman halkının çocuğudur. Burada doğduk, burada büyüdük. Dalaman'ın en iyi sorunlarını bilen, Dalaman halkının ne istediğini bilen birinci kişilerden, yetkili kişilerden biriyim. Ben yine Dalaman için çalışıyoruz. Dalaman için çalışıyoruz. Her şeyimiz Dalaman için. Yani işimiz her zaman birinci işimiz hizmet. Dalaman halkına ne yapabiliriz, ne edebiliriz, ne kazandırabiliriz? İşimiz bu. Dedikodudan uzak. Siyaseti yalansız yaparak, doğru yaparak Dalaman halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Başkanım, şimdi çok ciddi bir ünvanınız var, göreviniz var. İlçe başkanlığı. AK Parti deyince sonuçta iktidar da olduğu için üzerinizde yük daha da fazla. Daha da fazla oldu. Ben şahidim. Telefonunuz susmuyor. Zaman zaman agresifleşseniz de bunu telefona yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Doğaldır. Yani her dakika telefon çalıyor. Birçok istekler var. Bu işin halkla olan temas kısmı. Bir de kendi işinizde hiyerarşi var. Şimdi ben özellikle bu kısmı açmak istiyorum. İl başkanlığımız var Sayın Kadem Mete. İlçe olarak siz varsınız. Teşkilat var ve sizinle beraber yürüyen yol arkadaşlarınız var. İlçe yönetimi var. Ve genel merkez var. Şimdi teşkilatlanma başkanlığı var bildiğim kadarıyla. Bize, halkımızın, benim anlayacağımız şekliyle böyle çok uzatıp dallandırıp budaklandırmadan ortalama bir şekilde anlatır mısınız? Hiyerarşi nasıl? Yani genel merkezden Sayın Cumhurbaşkanımız bu böyle olacak dediği an tak 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 nasıl bir gün sonra Dalaman'daki ilçe başkanı Şefik Oğuz ayağa kalkıyor, o da böyle olacak diyor. Bize bu zinciri lütfen anlatır mısınız? Şimdi öncelikle AK Parti deyince hizmet. Bizim hep sloganımız vardı. Bunu sloganda da çıkardık. Evet. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Hep bu anlayışla bu partinin içinde yer aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman bunu özellikle söyledi. İşimiz hizmet, gücümüz milletten aldığımızı defalarca belirtti. Biz de Dalaman AK Parti ilçe başkanlığı olarak telefonumuz sürekli açık. Yani her gelen telefona veya her gelen taleplere mutlaka birebir kendim yetişiyorum. Yetişemezsem de yönetim kurulum var. Yönetim kurulunda arkadaşlarım yardımcı oluyor. Hiçbir vatandaşa bana gelen taleplerde hallederiz, yaparız demedim. Tamamen vatandaşlarımızı dinledim. Benden ne talep istiyorsa o talebin olup veya olamayacağını ilçe binamızda onlara direkt söyledim. Sizin işiniz olur veya olmaz diye. Yani hiçbir zaman vatandaşlarımızı akıllarında ikinci bir soru işareti getirmeden bugünlere kadar ilçe başkanlığımızı yürüttük. O yüzden yani gelen talepler çok. Yani her yönden de Ankara'ya da talepleri geliyor. Bu talepleri de şöyle yapıyorum. Yani birebir kendim gidip Ankara'ya gitmiyorum. Bizim de kendi sorumluluk alanlarımız var. Ben bir de şöyle bir şanslı ilçe başkanıyım.
Bizim belediye başkanımız var. Yani Dalaman'ı belediye seçimleri almış Cumhur İttifakı'yla Sayın Dalaman Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız Gürhan Hoplar abimiz ile biz sonuçta Dalaman seçimlerini tüm Dalaman'daki halkımızın bize güvenen vatandaşlarımız oylarını alarak biz bugünlere geldik. O yüzden yani ben direkt herhangi bir sorun olduğunda birinci tercihim belediye başkanımla direkt bu olayları paylaşıyorum. Bu işin içinden çıkamadığım takdirde AK Parti İl Başkanımız Sayın Kadem Mete Başkanımız ile bu olayları paylaşıyorum. Daha sonra da Ankara olaylarında Sayın Milletvekillerimiz Yelda Erol Gökçen Hanımefendi ve Mehmet Yavuz Devir Beyefendi ile tüm konuları biz bir arada istişare ederek mutlaka hepsini çözümlendiriyoruz. Yani bu demek oluyor ki biz tabandan tavana kadar birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Hiçbir zaman için ayrım yapmadık. Ben bilirim, o bilir, şu bilir yapmadık. Bizde ben yoktu. Yani biz hepimiz oturup karar veriyoruz. Yapılacaksa bize gelen talep sahine evet efendim sizin işiniz olur diye biz cevabını veriyoruz. Zaten Dalaman'da da birçok başarılarımızın ve başaracak olduğumuzun şeylerin temelinde birlik ve beraberlik yatıyor. Biz Dalaman AK Parti ilçe yönetimi ile beraber, kadın kolları ve gençlik kolları ile beraber, Dalaman Belediye Başkanımız ile Cumhur İttifakımız Sayın Gürhan Hoplar, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız ile birlik ve beraberlik içinde, Muğla'da da iki il başkanımız da birlik ve beraberlik içinde, milletvekillerimiz ile aynen birlik ve beraberlik içinde biz tüm konuların üstesinden geliyoruz. Zaten yukarıda Cumhurbaşkanımız ile Sayın Devlet Bahçeli'miz birlik, beraberlik mesajlarını sürekli verdiği için biz o konuda yani içimizde şey yok. Ne diyeyim size? Hani böyle yalan atayım da kandırayım da o yok. Birlik ve beraberlik var. İşin asıl temeli birlik ve beraberliktir. Peki başkanım. Burada tabii şu an bizi de izliyorlar. Değerli aksaçlarımız diyeceğim. Büyüklerimiz de var. Onların da haliyle tecrübeleri, size yansıttıkları, evet, hayat birikimleri mutlaka etkili oluyor. Tabii, tabii. Kadın kolları keza birlik, dayanışma içindeler. Evet. Biraz önce gördünüz buradalardı hepsi. Bugün evet, evet, onu da izliyoruz şimdi ekranda zaten. Başkanım, sizin belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti ilçe başkanlığı olarak taahhütleriniz vardı. Evet, bu taahhütlere madde madde girmeden önce güncel olduğu için müsaade ederseniz hastane konusunu gündeme getirmek istiyorum. Neden? Bir önceki belediye başkanımızın döneminde de hastanede sıkıntı vardı. İşte doktor azlığı, evet, gelmemesi, tayinler vesaire. Peşinden sizin icraat döneminde Sayın Muhammed Karakuş'un başkan olmasıyla beraber bir atağa geçtiniz. Belli bir aşamaya kadar geldi ama yine tatmin etmedi. Evet. Bu aşamada zannediyorum sizler bir radikal karar aldınız. Yani 50'de bir sıkıntı var herhalde. Bunu 100'e mi çıkartalım dediniz. Yani bunu bir açar mıyız? Neden 50-100 oldu? Dalaman, bu gereksinim neydi? Evet. Neden 50'de 100 oldu? Evet. Şimdi hep nüfus yatak sayısından bahsediyoruz, evet, 50-100 derken. Hep nüfus arttı diyoruz ya. Evet. Hep dışarıdan göç aldık diyoruz ya. İşte Dalaman Devlet Hastanesi 50 yatak olarak hizmet vermede sıkıntı yaşıyoruz. Fiziki şartları yeterli değil. Biz bunu 3 hafta önce belediye başkanımız ile de görüşmüştük. Milletvekillerimize konuyu aktardık. İl Sağlık Müdürümüz ile görüştük. İl başkanımızın da bilgisi doğrultusunda böyle bir talebi ilettik. Talebi ilettikten yani bir veya iki günde olmamıştır. Hemen bu talebimize acil cevap karşılığında Dalaman Devlet Hastanesi 2022 yılı programına alınmıştır. Şimdi bu bir taahhüt. Tarihi özellikle üstünde, evet, altında çiziyoruz. Ben bunu özellikle de anlatmak istiyorum. Plan dahilinde değil mi, evet, başkanım? Plan dahilinde kesinlikle. Evet. Dalaman Devlet Hastanesi 50 yataktan 100 yatağa çıkarılacak. 2022 yılı yatırım programına alındı.
Şimdi bu da ne demek oluyor? Şimdi bunu biz bunu sosyal medyada paylaştık. Bazı olumlu yorumlar geldi, olumsuz yorumlar geldi ama önemli. Olumsuz yorum da bizim için bir bizim açıktır. Biz evet. Şimdi şöyle 50 yatak zaten bizim Dalaman Devlet Hastanesi projemiz çok eski bir proje olduğu için Türkiye'de iki yerde var. Bir tanesi Kars Kağızman'da, bir tanesi de Dalaman'da. 50 yatak olarak. 50 yatak olarak. Allah Allah. Bu projeden bahsediyorum. 50 yatak değil de hani bu projeden bahsediyorum. Hastanenin şu anki nüfusa göre Dalaman Devlet Hastanesi'nin fiziki şartları yeterli değildi. Yani şu anda biz hastaneye işitme kabini kuracağız. İçeride kuracak yer yok. Metrekare, evet. Alındı, ihalesi yapıldı. İçinde kuracak yer yok. Bazı doktorlarımız sabah geliyor. Bazıları aynı odada öğleden sonra devam ediyor. Yani biz bu yüzden 50 yataktan 100 yatağı çıkartıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Şu anda bizim 50 yatakta Dalaman Devlet Hastanesi'nde 28 tane doktorumuz var. Sadece bir doktorumuz eksik. O da fiziksel tıp ve rehabilitasyon doktorumuz eksik. Bunun yanında da 151 tane sağlık çalışanımız var. Yani 50 yataklı da 28 tane doktorumuz, 151 tane sağlık çalışanımız var. Şimdi biz 100 yatağa neden geçiyoruz? 100 yatağa geçersek bizim yatak sayımız çoğalıyor. Yatak sayısı çoğaldığı takdirde de şimdi bizim 50 yatakta 13 tane acil pratisyen doktorumuz var. Bunun yanında işte aile hekimliğimiz var, çocuk doktorumuz var, genel cerrah, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları, kurak burun, ortopedi, radyoloji, tıbbi biyokimya, üroloji doktorlarımız var. Bunun yanında şimdi 50 yatakta 13 tane pratisyen varken 100 yatakta 15 tane pratisyen olacak. Bunun yanında çocuk sağlığı doktorumuz 1 iken 2 olacak. Yine genel cerrah sayımız 1 iken o da 2 olacak. İç hastalıkları doktorumuz 2 iken 3 olacak. Ama burayı önemli vurgulamak istiyorum. Bunun yanında 100 yataklı olduğumuz zaman göğüs hastalıkları doktorumuz olacak. Bu 1. Kardiyoloji doktorumuz olacak. Bu 2. Nöroloji doktorumuz olacak. Bu da 3. Ruh hastalığı ve ruh sağlığı ve hastalıkları doktorumuz olacak. 100 yataklı olduğumuz zamanda toplam 38 doktorumuz olacak. 229 tane sağlık çalışanımız olacak. Yani hemşire sayımız 60'tan 110'a çıkacak. Bu doktorlar olduğunda da bizim 100 yataklı hastanemizde MR olacak. 100 yataklı hastanemizde tomografi cihazı olacak. 100 yataklı hastanemizi Dalaman'a getirdiğimiz zaman engelli sağlık raporu alabileceğiz. Sağlık kulu raporu alabileceğiz. Burada avcı arkadaşlarımız var veya silahlara verilen raporlar var. Onları direkt burada çözebileceğiz. En ufak bir hastamız olduğunda vay efendim bizde MR yok deyip Ortaca'ya, Fethiye'ye, Muğla'ya gitmekten kurtaracağız. En ufak yine bir şey olduğunda yok bizim tomografi cihazımız yok deyip o hastalarımızı Ortaca'ya, efendim Fethiye'ye, Muğla'ya göndermeyeceğiz. Yani hepsini Dalaman yeni yapılacak olan 100 yataklı hastanemizin içinde bunları çözeceğiz. Ama en önemlisi hastanemizde 100 yataklı olduğu zaman diyaliz servisi de olacak. Diyaliz servisini isteyeceğiz. Ben bunu birebir yaşıyorum. Yeri geliyor en yakınlarından bile işte eşim gidecek, babam gidecek. İşte Ortaca dolu. Ben Dalaman'daki insanı bir diyaliz için Fethiye'ye, Muğla'ya, araştırma hastanesine gönderiyorum. Ortaca'ya gönderiyorum. Bu da bizim ayıbımızdı. Şimdi soruyorum. Neden 100 yataklı olması? Keşke 150 yatak, 200 yatak olsun. Ama şu anki bizim buradaki fiziki çalışma 100 yatak. Yani neden olmasın? İnşallah başkanım. Yani bu 100 yataklı hastanemiz 2022 yılı yatırım programına alındı. Ben buradan Sağlık Bakanımızı, başta Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, Dalaman Belediye Başkanımıza ve AK Parti Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Yani hastane şeyi konusu bu. Ben hastane konusunu siz sormasanız yine gündeme getirecektim. Ama bunu da biliyordum. Ben bu kadar detay bilmiyordum. Benim için çok önemli. Memnun bakın oldum, 100 yatak.
mevcut doktorlarımızdan hariç gelecek olan bilimlere bakın. Göğüs hastalıkları, kardiyoloji, üroloji, nöroloji, ruh sağlığı ve hastalık, bunlar bütün ekstra gelecek. Hemşire sayısına bakar mısınız? 60'dan 110'a çıkıyor. Bu tabii sadece hastalık olarak bakmayalım başkanım. Bu insanlar burada oturacaklar, alışveriş yapacaklar, ekonomiye bir katkı. Vallahi var ya, hiç onu düşünme. O işin ikinci ama önemli. Ben ilk başta sağlığı düşünüyorum. Yani beni vatandaş Dalaman'dan aradığında, vay efendim Dalaman Devlet Hastanesi'nde tomografi yokmuş, MR yokmuş. Ben bunu vatandaşa şunu deme şansım yok. Bizim hastanemiz 50 yataklı, ondan yok deme şansım yok. Öyle bir şansımız yok. Ben ya, dibimdeki insanı bir MR için, bir tomografi için, yani sürekli oraya sevk edilmesi beni de rahatsız etti. Herkesi rahatsız ettiği için biz de bu olaya bu şekilde çözümünü getirdik. Yeri ile ilgili de çalışmalarımız başladı. Yeri ilgili de şöyle bir şey var. İki alternatifimiz var. Ya jandarma ile hükümet konağı arasındaki boşluk, ya da yine Dalaman halkımıza ulaşım sıkıntısı çektirmeyecek en yakın bölgede şu anki çiçek olan planların içinde sağlık alanlarımızdan veya merkezin ormana yakın bir yerlerine kiralama yapabiliriz. Ama yerimiz konusunda sıkıntımız yok. Bunu yok. Özellikle belirteyim. Güzel. Başkanım, yine taahhütlerinizin arasında olmayan fakat çok kısa bir şekilde organize ettiğiniz yine yeni bir proje var. Ben kodlayayım, açılımını siz yapın. Evet. Hakkari, İzmir, Samsun projesi. HIS projesi. HIS, bunu bir açalım. HIS projesi de yine yani HIS'in anlamı da hayvan içme suyu anlamına geliyor. Biz bunu da daha önce demiştik. Yine bu da şereflerde, Gırcagedre mevkiinde HIS projemizin onayı çıktı. Firma ihalesi yapıldı. Firmayla da birebir kendim görüştüm. Ne zaman başlanacağını, ne ihtiyaçlar olabileceğini hepsini tek tek sordum. En yakın zamanda başlanacak. Çok basit bir proje. Çünkü 6 milyon TL'ye yakın değerli bir proje. O da en kısa zamanda başlayacak. O da bölgemizde arıcıkla uğraşan da, hani arıların bile su içmesi, hayvanların farz et ki, velev ki burası ormanlık bölge icabında yangın helikopterinin su alabileceği kolay ulaşım sağlanan bir yeri olacak. O da bölgemize güzel bir değer katar. Onun da şöyle bir şey, o da 160 metre uzunluğunda, 17 metre derinliğinde olacak. Çok basit bir proje. Şimdi Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu gençlerimiz için iki konu var. Birincisi, öncelikle beynimizi ilgilendiren eğitimle alakalı. Yine aynı şekilde vücudumuzu ilgilendiren sporla alakalı. İkisini de önemsiyor. Defalarca hatta birkaç bakan bile değişti bununla alakalı. Israrla işte zaman zaman kendisi de bu kısmı başaramadık, üzerine gidin diye talimatlar verdiği bir konu. Ve bu konu şu an layıkıyla spor kısmını vurgulamak istiyorum. Yürütülüyor. Zannediyorum Spor Toto'yla da işbirliği içinde birçok hibe kapsamında bazı il ve ilçelere yatırımlar söz konusu. Bu noktada da sizlerin sayın başkanımızla birlikte cansiperane koşturmalarınız var. Bunu tabii halkımız kısmen biliyor. İşte sosyal medyadan sizlerin paylaştığı kadar, basın olarak da bizlerin duyurabildiği kadar haberdarlar. Hazır böyle uyduda bir televizyon varken, bütün Anadolu'da, Türkiye'de izleniyorken detaylarına girersek, neden burada halı sahalara ihtiyaç duyuldu, hatta işte Elcik'teki köyümüze kadar, bunlar gurur verici şeyler ve en önemlisi tenis kısmını da açarsak görüntüler eşliğinde memnun olurum başkanım. Şimdi dedim ya, başta işimiz hizmet, gücümüz millet, bizim için Elcik de bir, Gülleyik de bir, Narlı da bir, Kapıkargın da bir, Kargıköy de bir, hepsi bir bizim için. Biz yine bu projelerimizin arasında vardı. Gençlik merkezi olarak seçim ofisimizde projeler arasında vardı. Bunu da yaptık. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz ama açılışını yapmadık pandemiden dolayı. Bir de düzgün bir şey olsun dedik. Yani yeşillendirmesi tamamlansın. Amacıyla, tabii. Yürüyüş yoluyla, hepsiyle tam anlamıyla olsun ki insanlar geldiğinde hani vay be desin. Yani
gerçekten yapılmış resim bu şekilde olursa biraz daha eksiğimiz var. Bir düzenlemelerini bitirelim. Şimdi biz Dalaman Kapalı Spor Salonu'nun arkasında gençlik merkezi olarak geniş bir alanımız vardı. Buraya yine dediğimiz gibi 50'ye 70 profesyonel bir yapay çim olarak adlandırdığımız bir halı saha yaptık. Hemen yanında da 4 tane toprak tenis kort yapıldı. Tabii bunlar da Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Spor Toto bünyesinde yapılan, Dalaman Belediyesi'nin cebinden herhangi bir şey çıkmadan yapılan, hibe yoluyla yapılan bir şey. Tabii bu hibe de sonuçta para yani. Gelmiyor. Sonuçta da tabii burada bizim desteklerimiz, belediye başkanımızın çabalarıyla, vekillerimizin, il başkanımızın çabalarıyla olan bir şey bunlar. Başkanım yani, orada özür dilerim, araya gireceğim. Şimdi yani bu maksadı aşmadan müdahil olmak istiyorum bu konuya. Genel bir teamül var. Ya nasılsa hibe. Hani bir emek harcanmamış gibi, hibe kelimesi eşittir beleş gibi, sanki bir icraat değil de gökten zembille inmiş öyle gibi. Öyle gelmiyor işte. Onu açın. İşte, önemli olan o. Hibe, işte onu demiştim. Onu açın. Hibe diyorum ama öyle gelmiyor. Biz o Ankara'ya gidiyoruz, geliyor sürekli. Vekillerimiz gece gündüz bu işleri için çalışıyor. İl başkanımız aynı o şekilde çalışıyor. Çünkü tek ilçe, tek il değilsiniz ki. İşte Dalaman Belediyesi 81 kazandı. İlden bahsediyoruz. Tabii ki 81 mi kaç ilçe? İşte Dalaman Belediye kazanmış oraya iki halı saha bilmem ne. O öyle gelmiyor. Bu bizim taleplerimiz doğrusunda geliyor. Gelmeye de bilirdi. Neden geldi? Biz belediye başkanımızla biz sürekli bu işin peşini bırakmadığımız için, vekillerimizin peşini bırakmadığımız için ondan geldi. Öyle hibe kolay, yani hibe tabii ilk anlamda öyle anlaşılıyor ama öyle olmuyor işte o işler. Öyle olsaydı her yere hibe gelsin, her yeri yapalım. Tüm köyleri, mahalleleri bilmem ne buraya hibe, öyle olmuyor işte. Bizim o hibe de bizim plan ve projemiz doğrusunda geliyor. Onlar da o şekilde geliyor. Yani bunu yine dediğim gibi oraya halı sahamızı yaptık. 50'ye 70. 4 tane tenis kortumuz var. Onlar da toprak tenis kortu. Başkanım, orada toprak olmasının ve 4 adet olmasının sebebi zannediyorum 2 adet de bizde vardı. 6 adet olduğu için uluslararası... Aynen, uluslararası. Değil mi başkanım? Evet, uluslararası misafirlerin de yapılabilmesi için zaten yapılmış bir şeydi. Ama dediğim gibi pandemi sürecinden dolayı şu anda biraz daha beklenecek ama yakın bir zamanda olur. Uluslararası deyince de şimdi kapalı spor salonumuz komple tadilat, komple tamirat işleri olacak. Boyasından, dış cephesinden, çatısından, içindeki koltuklarından. Yani orayı da bir kapalı spor salonunda orayı da yine bir hem eskiden de gelirdi ilk kurulunda böyle işte çeşitli illerden filan spor müsakabaları olurdu. Şimdi aynı hale getireceğiz. Gerçekten tamamen bir gençlik merkezi olacak. Biz de yaparsak dedik gençlerimize en iyisini yapalım. En iyi hizmeti yapalım. Sonra şuydu buydu iş olmasın. Yani biz en güzelini yapalım ki yapmak için değil. Hani hibeymiş yapalım değil. En güzelini yapmaya çalıştık ve en güzelini oraya kurduk. Yakın bir zamanda da parkesini, yürüyüş yollarını, çimlendirmesini, ağaçlandırmasını yaparak milletimizin hizmetine açacağız. Şimdi başkanım, haliyle aferin diyen de var, olmuyor diyen de var. Beş parmağın beşi bir değil. Seven var, sevmeyen var, eleştiren var, yanınızda gözüküp takiye yapan var. Bunlar yaşanıyor dediğiniz gibi. Olabiliyor. Bugün sonuçta ben de Dalaman'da yaşıyorum. 4 yıldır ikametim burada. Haliyle artık Fransız takılmıyoruz. Olayların içindeyiz. Yani icraatlara kadar birçok şeyi yaşıyoruz, paylaşıyoruz. O noktada da nacizane bizim de konuşma hakkımız oluyor. Başkanım, şimdi hani kırmadan... genel merkezlerdeki hani birbirini vuruyorlar, ağır laflar ediyorlar. Lütfen bizim programımızda bunlar olmadan şunu rica ediyorum sizden. Şimdi bizim isimleri çok güzel olan marka caddelerimiz var. Evet efendim. İşte Seyfettin İnce caddemiz var. Cengiz Topel caddemiz var. Atatürk caddemiz var. Bunların kimisinde hizmetle ilgili sıkıntı olunca haliyle sizin telefon çalıyor. Başkanımızın telefon çalıyor. Eş zamanlı olarak ikiniz de göreve davet ediliyorsunuz.
İşte ben de defalarca sizin iş yerinizde misafirken, şahit çay içerken şahit oluyorum. Gerginlikler de yaşanabiliyor. Halk şeyi bilmiyor. Bana ne diyor büyük şehirden diyor. Ben seni tanırım. Sana oy verdim veya aynen, vermedim. Bunu senin çözmen gerekiyor diyor. Şimdi öbür taraftan da büyük şehrin kendince haklı olduğu nokta var. İşte o da diyor ki aynı sizin hastane örneğinde olduğu gibi 2022 planımda diyorsunuz. İşte büyük şehirde atıyorum 2023'te yapacağım diyor. Ama Dalaman halkı da orada hizmet bekliyor. Evet. İşte arabasının rotilleri bozulmuş, ön takımı bozulmuş. Siz altyapı olmadığı için sıcak asfalt dökemiyorsunuz. Halk orada asfaltı bekliyor. Atatürk Caddesi ile ilgili ve Seyfettin İnce ile ilgili bildiğim kadarıyla siz hani büyükşehri aşalım demiyorum ama başka bir kısa yol bulunamaz mı? Süreci hızlandırmak, o planı öne çekmek veya bakanlıkları devreye sokmak teknik olarak mümkün mü diye bir soru sorayım. Bana onunla ilgili tam net bir şey diyemem ama Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gür'ün Dalaman'a geldiği ziyarette Seyfettin İnce Caddesi'nde esnaflarla dolaştı. Bunu biliyorum. Evet. Bir Mart veya Nisan sözü verdi. O zaman bekleyip göreceğiz. Yani bu tüm şey büyük şeyle diyebilecek olduğum bu. Mart ayına girdik zaten. İlçe Başkanımız Durmuş Bey de aynı o şekilde, Sezer Bey de aynı şeyi demişti. Mart veya Nisan'da yapılacağını söylediler. Biz de bekleyip göreceğiz. Ama tabii biz sıkıntı çekiyoruz mu? Sıkıntıyı en ağlasını halk çekiyoruz. Halk olarak hep yani beraber. Geçen gün siz şahit oldunuz. Evet. Vatandaşın biri geldi. Evet. Ne dedi? Bu yolu niye yapmıyorsunuz? Bu yol işte biz size oy verdik. Bu yolu yapsanız. Herkes buradan geçiyor. Trafik burada. Ağır da konuşuyor. Yani... Ağır da konuştu ama biz ne yaptık? Bir şekilde ikna ettik. Birilerini suçlamadık yine de. Yapılacak amca dedik. Şu dedik, bu dedik. Yani benim amaç burada birilerini suçlamak değil. Muhalefeti suçlamak değil. Bekleyip göreceğiz. Yani Mart veya Nisan dediler. O zaman bekleyip göreceğiz. Yani o tarihte bunu, olmazsa peki? Artık ben ilçe başkanıyım. Bunu defalarca benim ağzıma almanın bir anlamı yok. Yani ben her gün bu sosyal medyada Büyükşehir Belediyesi Seyfettin İnce yolunu yapmadı. Yok efendim şu oldu, bu oldu. Benim bunu yazmamın anlamı yok. Bana getirisi yok. Yazan yazsın, boşver. Hiç uğraşmayacağım bu işlerle. Benim tek derdim bu Dalaman halkına nasıl hizmet yaparız? Verdiğimiz projelerin hepsini yaptırmaya çalışıyoruz. Geleceğimize, çocuklarımıza iyi bir Dalaman bırakmak. Yok Seyfettin İnce yoluymuş, yok parkesiymiş bilmem ne yapsınlar. Yapmazlarsa biz karşısına geçeriz. İşte onu soruyorum. Yani yapsınlar, orada yapmazlarsa bir, orada bir takvim var. O takvim sonrası evet. Hani onu bu defa da siz muhalefeti yapmak yerine sorunu nasıl çözebiliriz diye çözüme geçmek gerekiyor. Çözüme geçeceğiz. Yani hiç sevmediğim olay. Yani sosyal medyada bunları dillendirmenin bir anlamı yok. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız yanılmıyorsam Mart veya Nisan dedi. Yapacağının sözünü verdi. O zaman gelip bakarız. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız da aynı demişti. Yani konu yapanın, takipçisi olacağız. Bir taş koyanın vallahi de billahi de sonuna kadar yanındayım. Şahsım adım. Eyvallah. Yani bu iş Dalaman'a yapılıyor. Yani bu yapılacak iş Göce, Fethiye yapılmıyor ki. Dalaman'a hizmet için yapılacak bu. Benim şimdi burada tutup bu işi yok efendim işte Büyükşehir şurayı kazdı yapmadı. Yok işte şu yolu yapacağız dedi yapmadı. Yok Karaçorlu'nu yapacağız dedi yapmadı. Bunu sürekli benim dememin ne topluma faydası var ne bana faydası var ne de benim iktidarlığıma yakışır. Bana yakışmaz bu işler ya. En kapsamlı soruya geliyoruz başkanım. Bunu ben aslında madde madde gideyim müsaade ederseniz. Evet. Şimdi seçim döneminde çok yani ultra diyeyim çizimlerle çok görseli kuvvetli taahhütlerde bulundunuz. AK Parti ilçe başkanlığı olarak mevcut adayımızla birlikte. Bunların içinde Kayacık sahili ön plana çıktı. Fakat daha sonrasında hani seçim kazanılıp devam ettiğinde bir takım çevrelerde şu dillendirilmeye başlandı. Hani bir önceki başkanın icraatları kenara atıldı. Başka ufuklara koşuluyor şeklinde. Ve aşağı yukarı 2-3 ay önce
yorum yapıyorum. Ben şahit olmadım ama zannediyorum böyle bir kendi aranızda başkanımızla birlikte bir toplantı yapıp kararlar aldınız ve bir anda kükürt hamleye geçti. Dolayısıyla bu dillendirilen olayı yıkmış oldunuz. Yani işte kükürt devam ettirilmeyecek, atıl kalacak cümlesi tam tersine full aksesuar ön plana çıktı. Devasa bir yatırım yapıldı. Aynı olayı araya gireyim. Dalaman Belediyesi'ne daha önceki dönemde de olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılması TC yazılarak da yine böyle bir hamle yapıldı. Evet. Özellikle o konuda da ben teşekkür ediyorum. Neden kükürt? Neden kükürt? Kükürt yine bizim seçim ofisimizde, seçim vaatlerimizden yine olmazsa olmazlarımızdan biriydi. Şimdi kükürtün hazır suyu çıkıyor. Biz su çıkaracağız demedik. Hazır termal çıkarken insanlarımızın, halkımızın ve dışarıdan gelen bölge insanlarının daha rahat, daha konforlu zaman geçirebilmeleri için, o termal şifalı sudan faydalanabilmeleri için böyle bir hizmete kalkıştık ve dediğimiz gibi de yaptık. Hiçbir zaman için yapabilir miyiz demedik. Biz yaparız dedik ve yaptık. Bu kadar. Şimdi ve ciddi rakam, evet, ciddi rakamlar. Yine kükürtte de Turizm Bakanlığımızın, yine şimdi hibe diyeceğim ama işte hibe öyle gelmiyor. Turizm Bakanlığımızın aşağı yukarı bunu rakamsal konuşabilirim 1 milyon TL hibesiyle biz Dalaman Belediyesi olarak kükürt çalışmalarına başladı ama o 1 milyon TL oran hiçbir şeyine yetmez. Birinci etap. Tabii, birinci etap. Ya altyapıyı yaptınız. Altyapısı da yapıldı. Çoğu bunun büyük bir yine çoğunluğunu belediye olarak temin edildi. Kükürtümüzü dediğimiz gibi sezona sadece kükürtte sezon olmadığı için kükürtümüz tam anlamıyla bitmek üzere ama bugün de gidip yine yerinde incelemiştik. Oraya vardığımızda vatandaşlar ne kadar mutluydu. Kendiniz gördünüz. İşte kendilerine parkur yapmışlar. Baştan sona gidip gelenler. Ağaçların içinde, o kayaların kenarında fotoğraf çektirenler. Havuzun kenarında fotoğraf çektirenler. Görüntülü konuşma yapıp FaceTime'dan, WhatsApp üzerinden görüntülü konuşma yapanları sabahleyin birebir gördük. Daha önce bunlar oluyor muydu? Olmuyordu. Başkanım ama o noktada ben özellikle sizden de rica ettim. Başkanımıza da söyledim. Bu yanlış anlaşıldı. Sanki ben ticari bir kazanç yapayım gibi hani çekim yaparak algılandı. Ben bunların dillendirileceğini kalp gözümle tahmin ediyordum. Yani birinci etap bitecek. Görünen kısım sadece taşlar olacaktı. Dolayısıyla işte 1 milyon taşa mı gitti muhabbetleri çıkacaktı. Oysa biz o taşlar döşenmeden önce onları görüntüleyebilseydik, ben şahidim. Eski halimiz var mevcut. Gece gündüz var. O taşların altında altyapı var. O kablolar var. Kablolar var. 300'e yakın elektrik aydınlatma. Yani çok ciddi bir, çok ciddi bir şey var. Hani bunu, biz bunu kısmen kendi imkanlarımızla çektik. Hani arşiv olsun ki biraz sonra bunları biz konuşurken kullanacağız. Seyircilerimiz de görecek. Ama aslında bunun bir ders olması, bize yaptırılması şart, genel olarak konuşuyorum başkan. Her icraatın, hani İngilizce yapıyorlar ya, öncesi sonrası şeklinde. Before, after gibi. Yani bunu yapsak, önce böyleydi, sonra böyle şeklinde. Bunu belediye olarak, AK Parti ilçe başkanlığı olarak, akıl vermiyorum, sadece fikrimi tabii söylüyorum. Bunları yaparız, bunlar hepsi mevcut bizde. Önemli olan bizde finali. Finali yaptık, kendimiz, kendi gözlerinizle de gördünüz. İkinci etap gelecek. İkinci etap gelecek. İkinci etapta hemen başlayacağız. İkinci etapta neler var? Bu kükürtte giderken işte oturma alanları, peyzaj, çocuk oyun alanları, peyzajları. Hemen kükürtün diğer tarafında geniş bir alan var. Geniş alan otopark olacak. Otopark ile kükürtten karşıya geçim köprü ile olacak. Köprü vasıtasıyla insanlar yürüyerek oraya geçecek. Araç trafiğine kapalı olacak. Gece gündüz bir güvenlikçi, ben bekçimiz gibi olacak, çok mecbur. Tabi bu belediyemizin bileceği iş, yani meclisin de bileceği bir iş. Ücretli olması veya olmaması onu tamamen belediyemizin bileceği bir iş. Ona biz karışamayız. Ama Dalaman halkımıza yakışan, yakışır bir yer oldu. İkinci etapta yapıldı mı daha da güzel olacak. Ama biz ikinci etapı da bir an önce hızlandırıp bunun açılışını yapacağız ki hiç olmazsa tam olsun. Yarım yamalak bir şey açmayalım dedik.
Dediğim gibi işte çimlendirmesi, çocuk eğlence merkezleri, kafeteryası, çay ocağı, soyunma kabinleri, duş kabinleri, bunların hepsi olacak ve profesyonel ekipler tarafından bunların kontrolü yapılacak. Kükürt'te seçim vaatlerimize olan Kükürt'te bitirdik. Yakında tam anlamıyla bir açılış yaparak, şu virüsün de daha da azalmasıyla bir açılış yaparak tamamıyla Dalaman halkımıza kazandırmış olacağız. Ama dışarıdan çok talep var şu anda. Benim gördüğüm kadarıyla ben zaman zaman işte 34 plaka, 16 plaka, Afyon plaka, yani çeşitli illerden gelen araçları görüyorum ben. İnşallah, ama bir de sabah da gidip görmüştük. Orada o insanların mutluluğu gerçekten beni çok mutlu etti. Yönetim kurulu arkadaşlarımız size seslendiler, sohbet ettiler. Şahit oldu. Evet. Bana seslendiler. Başkanım çok teşekkür ederim, evet, dediler. Allah razı olsun dediler. Ya ben Kükürt'te görüntülü konuşma yapanı veya o taşın dibinde fotoğraf çekileni, havuzun kenarında fotoğraf çekileni az gördüm. Yani insanlar, işte biz Dalaman'da Kükürt'teyiz. Kim bilir, belki yurt dışında konuşuyorlardı o anda. Öyle. Bize orayı tanıdı. Yani bunlar bedava reklamlar. Doğru. Bedavadan reklam olmuş oluyor. Hizmetin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz o zaman, gücümüzü milletten aldığımız için hizmetimizi milletimize yapıyoruz. Şöyle diyebiliriz. O seçim vaadi broşörünüzde Kükürt'le ilgili... Yok, onların hepsini bitireceğim sana. Bir tane tik koyduk oraya şu an. Belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, il başkanımızla, bakanlığımızla, hükümetimizle o seçim vaadinde ne yaptıysak, ne yazdıysak, vatandaşa ne söz verdiysek onların hepsi yapılacak. İnşallah. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bunda. Dalaman için. Dalaman inşallah için yapılacak. Dalaman için şey yapılmıyor. Ama herkesin birlik ve beraberlik olmasını istiyorum. Diğer partiler de olsun. Yani bir şey ya, güzelse güzel desin. Her şeyde çirkin ve her şeyde olumsuz bir şey denmesin artık. Peki. Denmesin ya. Her şeyde olumsuz bir şey denmesin. Kille koyu. Kille koyumuzu yine seçimde vaat etmiştik bunu. Hep vaatlerimizden geldi. Evet. Seçimde de vaat etmiştik. Kille koyunu Dalaman halkına kazandıracağız dedik. Geçen hafta da yine başkanımız Ankara'ya gitmişti. O zaman gidememiştim ben buradaki yoğunluktan dolayı. Kille koyunda Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Dalaman Belediyesi'ne kazandırdık. Bunun yanında tabii boş kazandırmadık. Oradan da hibe aldık. Yani oradan da ciddi bir rakamla belediye bünyemize kazandırdık. En kısa zamanda da Kille halkımızı Dalaman halkımızla buluşturacağız. Ben çizilen projeyi gördüm. Yakında o da yayınlanır. Evet. Gerçekten bayağı lüks bir proje oldu. Mevcut alandan şu anda mesela şimdi ağaç kesilecek, kesilmeyecek. Orada 10 tane çam varsa 100 tane olacak. 50 tane günlük ağacı varsa 200 tane olacak. Kesme işi yok bizde. Kesme işi yok. Tamamen o gördüğünüz doğadan %200 fazlası olacak içinde. İçinde endemik bitkiler olacak, muz ağaçları olacak. Envai çeşit şeyler olacak içinde. Yani Kille koyu da Dalaman halkımıza hayırlı olsun. Bugün birkaç saat önce birlikte gezdik. Hava çekimleri yaptık, yer çekimleri yaptık. Dünyada sayılı yerde olan sığla ağaçlarımız var ki ondan sığla yağı kullanılıyor. Yaprağından mı çiçeğinden mi yalan olmasın halkımız yemek yapıyor bildiğim kadarıyla. Yapraklarında, şu anki çıkan yapraklarında tam yapma zamanı. Dün hatta eşimle gitmiştik ormana. O yapraklarını topladık. Akşam yemeğimizde yemek oluyor. Yemek olarak yaptık. Evet. Şimdi başkanımızla birlikte biz de iştirak ettik. AK Parti ilçe başkanlığının komple yönetim ekibiyle başkanımız bilgilendirme yaptı, projelerini anlattı. Biz de yer aldık o seyahatte. Şimdi siz o görüntülere bakarken başkanımız hem sığla ağacından bahsetsin, hem mesire yerindeki güzellikleri kısaca bir geçelim. İlk başta şunu söyleyeyim. Dalaman'da yaşayan birçok vatandaşımız burayı bilmiyordur kesinlikle. Bizim burası seçim vaatlerimizde günlüklük mesire alanı diye proje yapacağımız bir alandı. Burada tamamen bu doğayı koruyarak ve gerektiğinden daha fazla koruyarak hiçbir ağacın dalına bile zarar vermeden bu bölgede komple orta alanlarda değil, şu kenar alanlarda, şu sazlıkların içinde kenar alanlarda bu alanın içinde bir 3-4 metrelik, 3-4 kilometrelik bir yürüyüş, bisiklet yolu, bunun aslında toplamı 16 kilometre. Bu yol devam edecek. Projemiz içinde var.
İlk etapta biz burayı yapacağız ama burada işte bisiklet binmek isteyen, yürüyüş yapmak isteyen, belli aralıklarda kafe filan değil, sadece yorgunluklarını atabilecekleri kahve, çay içme noktaları olacak. Soluklanacakları. Evet, soluklanacakları bir alan olacak. Ama kesinlikle betonlaşma şu bu olmayacak. Çevreyi koruyacağız. Kesinlikle. Yani bunu mecbur korumak zorundayız bunu. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Yani mecbur korunmak zorunda. Yani sen böyle bir şeye ilk başta Dalaman AK Parti ilçe başkanı olarak ben çıkarım. Yani kendi yaptığımız projede biz burada betonlaşma girerse şayet, bakın hepimiz buradayız. İlk önce biz çıkarız. Yani kimseye bunun lafını sözünü ettirmeyiz. Bu işin karşısına ilk önce biz çıkarız. Evet başkanım. Yani çok güzel Dalaman'daki yaşayan insan. Yani buna Dalaman'da demeyeyim artık, bu civardaki insanlar da gelir. Yani burada bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak gerçekten, yani gerçekten çok güzel bir olay. Bunu da yine Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından, şu anda buranın 1 milyon TL hibesi alındı. Bu işte başta çok emeği geçen, başta belediye başkanımız Muhammed Karakuş, meclis üyelerimiz, yine il başkanımız Sayın Kadem Mete, milletvekillerimiz bu işte büyük bir emek ve çaba harcıyor. Ben de onlara buradan bu doğa harikası güzel bir yerde onlara hepsine teşekkür etmek istiyorum. AK Parti ilçe başkanlığı olarak, yönetim kurulu olarak tüm yapılacak olan projelerin arkasındayız. O yüzden en kısa zamanda da bu projemizi Dalaman halkına sunacağız. Ya bu devam ediyor. Yine dediğim gibi yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ya beton göremeyeceksiniz burada. Beton diye bir şey olmayacak. Yani siz bile şaşırdınız. İlk defa geldiniz buraya. Evet, evet. İlk defa geldiniz. Evet. Ben şimdi arkadaşlar dedim, sizi biraz sonra bir yere götürüyorum dedim. Hepsi dedi ki ben biliyorum, biz biliyoruz. Ama arkadaşlar yanlış yer biliyormuş. Evet. Ve bura gerçekten harika bir yer ya. Sığıl ağacından da bahsedelim mi biraz başka? Hani bisiklet yolu dediğim, yürüyüş yolu dediğim var ya, bu. Bu yani. Bu olacak. Orada gördüğünüz kumlar falan vardı ya. Alanlar büyük ihtimal ondan olacak. Belli bir aralarda şey, tartan pistleri. Aynen belli bir aralarda çay kahve içme noktaları olabilir ama tabii 10 tane olmaz, ya 1 olur ya 2 olur. Çünkü birden kaldırmayabilir. Ama güzel olacak. Sığla ağaçları en çok değerini bilen benim. Kendi evim de sığla ağaçlarının kenarında olmasından dolayı. Evet. İnanın ağaçtan yaprağın düşmesini dahil istemiyorum. Ama öyle bir artık mevsimler değiştik. Sığla ağaçları yaprağını dökmeden hemen yeşeriyor. Direkt yeşeriyor. O yüzden bu doğayı korumak zorundayız. Buna da en kısa zamanda başlamayı planlıyoruz. Çünkü her şey bizim istediğimiz gibi olmuyor. Olsaydı bugün bunları konuşmuyorduk. Hepsi bitmişti. Doğru. Çünkü devlette esaslık var. Her şeyin sırası ve zamanı var. Bunlar geldi mi? Bu sıra zaman çok uzak değil, çok yakın. En kısa zamanda bunlara başlanacak. Yine seçim vaatlerimize ne dediysek hepsini tek tek yerine getireceğiz. Burada hemen seçim, ilerleyen zamanlarda başlamış olacağız. Seçim vaadinden yine çok önemsenen ve Cumhurbaşkanımızın dilinden düşürmediği Millet Bahçesi projemiz var. Bunu da zannediyorum Kayacık'ta. Değil mi efendim? Evet efendim. Millet Bahçesi. Evet. Onu da bir açalım. Millet Bahçesi, biz bundan 2 yıl önce Muğla'daki tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, işte gençlik kolları başkanları, belediye başkanları, il başkanımız olmakla beraber Cumhurbaşkanımız Marmaris Okluk Koyun'a geldiğinde davetlisi olarak gittik. Aşağı yukarı Cumhurbaşkanımız 4,5-5 saat birebir bizi teker teker dinledi. Ben de Cumhurbaşkanımız aynı bu şekilde bu mesafedeydim. Önümde sadece belediye başkanlarımız vardı. Hemen arka sırada ben vardım. Biz belediye başkanımızla Millet Bahçesi projesini projemizde yanımızda götürdük. O da bir şekilde aldık içeriye. Biz Cumhurbaşkanımıza anlattığımızda Cumhurbaşkanımız dedi ben biliyorum buraları dedi. Biz bir de projeyi yanına koymuştuk. Ben ne yaptım, ne ettim? O projeyi Cumhurbaşkanımızın önüne koydum. Şurada duran projeyi aldım, önüne koydum. Cumhurbaşkanımız çevirdi. Dosyaya baktı. Ya başkan dedi. Başkan derken Mehmet abi diyor. Belediye başkanımıza diyor.
Ya belediye başkanı da bu güzel bu dedi ya. Bu dedi o sahile kenarında falan oradaki yer. Evet dedik. Biz durumu anlattık. Tamam biz burada otel istemiyoruz. Bizim bu millet bahçesinin önü yine şu andaki olduğu gibi tamamen Dalaman halkına, dışarıdan gelen halkı. Yani biz bir Lara modeli, bir Antalya modeli istemiyoruz. Kumsal bizim. Kumsal Dalamanlarım olacak. Dalaman'da kalacak. Otellere, motellere verilsin demiyoruz. O şekilde anlattık. İl başkanımıza desteklemişti o zaman. Kendisi de biliyordu. Bizim bu projemiz, millet bahçesi projemiz olmazsa olmazlarımızdan. Bu millet bahçesi projesi öyle de olsa, böyle de olsa yapılacak. Bunun kaçınılmazı yok. Son 3-4 dakikamız kaldı ama 2-3 sorun daha var. Hızlı geçmek kaydıyla hizmet binamız var, belediye hizmet binamız var, hükümet konağımız var. Evet. Bunu kısacık geçelim. En sonda başkanım, belediyeye kazandırılmış araç parkuru kapsamında hibeler var. Diğer hibelerden bahsettiniz. Evet, evet. Onu da seri olarak bitirelim. Son sözü size vereceğim. Kapanış yapacağız. Şimdi öncelikle hükümet binamız çok eskiydi. Hükümet binamızın hemen yenilenmesi için girişimlere de girdik. Hükümet binamızın projesi onaylandı. Parası aktarıldı. Kaymakamlık binamız geçici olarak 2 yıllığına taşındı. Birebir İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yla görüştüğümüzde belediye başkanımıza gitmiştik. Bize şu anda yıkım aşamasının bizim hükümet binasına geldiğini, yıkılıp maddi bir sıkıntı olmadığını hemen başlayacağını, şu anda yıkım aşamasını bekliyoruz. Evet. Yıkılıp hemen olduğu yere, hemen ön tarafta giriş yerine hemen yapılıp hükümet binasında en yakın zamanda halkımıza kavuşturacağız. Belediye binamızda yine o zaman gittiğimizde Sayın Bakanımızın yanına birleştirelim demiştiniz. Evet, belediye başkanımız biz demedik. Belediye başkanımız dedi ki İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ya başkan dedi senin belediye binan da çok eski dedi. Biz de hemen dedik orada evet efendim şurada böyle böyle diye anlattık. Hemen belediye hizmet binası yerini ayarlayın. Ödeneği hazır. Bir önce yapılsın bitsin diye. Bize de orada bunun müjdesini verdi. Ama bunlar bizim projemiz değildi. Bunlar olur gider. Bizim için önemli olan proje büyük projelerdi. Yine hükümetimiz tarafından belediyemize kazandırılan birçok yatırımlar var. Bunlar maddi de olmasa sonuçta bir araç gereç o da maddidir. Bunların yanında ne vardı? Ben sayı olarak adet olarak demiyorum da başta 3-4 tane kepçe geldi. 3-4 tane kepçemiz geldi. Kamyon geldi. Otobüs geliyor şu anda. Ambulans geldi. Çöp konteynerleri geliyor. Yine gelmeye devam ediyor. Çöp kamyonu aldık. Yol süpürme kamyonu geldi. Makam aracı geldi. Ayrı bir Passat geldi. Yine binek araçlar geldi. Bunun yanında kilit parke taşları geliyor sürekli. Bunun yanında bakanlıklardan aldığımız bir önce bahsettiğim hibeler. Hükümetimiz tarafından belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmadan birçok hibeyi, birçok yatırımı Dalaman Belediyesi'nin kasasına katmış olduk. Bunlar da zaten çoğu araçlar dışarıda olduğu için vatandaşlarımız görüyor. Diğer hibeleri de projeler başladığında hepsini birebir görecekler. Ben öncelikle böyle bir program hazırladığınız için, bugün bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm Dalamanlı hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Biz Dalaman'da Cumhur İttifakı olarak ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Sayın Gürhan Hoplar Başkanım ile beraber tüm hizmetlerimizin yanındayız. Dalaman'a yapılacak olan her yatırımın takipçisiyiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Değerli seyirciler, öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdı, bizimle birlikte oldu. Sizlere kısmen bilinen, belki hiç bilinmeyen konuları, Dalaman'la ilgili konuları tüm şeffaflığıyla açtık. Eminim faydalı bir program oldu. Yine eksik gedik kalan sorularınız olursa sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Bu program ilk ve son değil. Yine tekrarını yaparız. Allah'ın izniyle yine bir araya geliriz. Sami Samur'la memleket meselesi sona erdi. Bir başka akşam, bir başka konukla bir araya gelmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim.